Evet, daha önceden gece saatleriydi. Artık her gün bu saatlerde veriler geliyor. Bugün 356 oldu. Aramızdan ayrılanların sayısı 79 kişi daha yaşamını yitirdi. Peki bugün ne kadar test yapıldı? 18.757. Bugünkü vaka sayısı 2456 oldu. Bugünkü vefat sayısı 79. Toplamında 356 vatandaşımız aramızdan ayrıldı bu grafikleri. 2 Nisan 2020 itibariyle sizlerle paylaşmış olalım. Her gün bu saatlerde dediğim gibi Sağlık Bakanlığı tarafından, ki bazen Sağlık Bakanı Bilim Kurulu toplantısı sonrası da yaptığı açıklamalar oluyordu ki dün en ilginciydi bence. Çünkü istatistik verdi, nerede ne var, hangi şehirde ne kadar var, bu verileri verdi bize. Dünkü açıklamalar o anlamda ilginçti. Bugün yine bu verileri, kaç kişiye vaka sayısı kaça geldi, aramızdan kaç kişi ayrıldı, ne oldu, ne bitti. Bugünkü tablomuz böyle. 2 Nisan 2020 itibariyle. Her anlamda zor günler. Dün de değinmiştim. Şöyle, aramızdan ayrılanlara bir defin merasimi bile düzenleyemiyoruz. Malum sebeplerden dolayı. Definler bildiğiniz gibi, anlatmayayım şimdi sosyal medyada. Yani bugünlerin bu hastalığını çekmek zor. Aramızdan kaybedenler için daha bir zor. Ne olacak diyeceğimiz bir durum yok. Bu da zor. İşte Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarını verdim. Bakacağız diyor. Yani şuna bakacağız diyor. Her gün yeni şeyler gelişiyor, yeni durumlar gelişiyor. Geliştikçe de önlemler de gelişiyor, değişiyor. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı diyordu ya, gerçekten çok ilginç günlerden geçiyoruz. İlk defa böyle bir pandemiyle karşı karşıyayız diyordu. Gerçekten zor günlerdeyiz. Peki, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Doçent Doktor Nefise Öztoprak hocamıza soralım. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Biraz ürküttü bizi Dünya Sağlık Örgütü Başkanı. Yani ilk defa bu kadar bir büyük bir pandemiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla her geçen gün çalışıyoruz. Şartlarımız değişebilir. Çıkan sonuçlara göre çözümlerimiz değişebilir diyor. Yani size keşke şunu sorabilseydim. Hocam içimizi rahatlatacak bir şey biliyor musunuz filan. Bunu bilen de yok. Ne dersin sen bu açıklamalara hem bu verilere? Şimdi ben uzunca bir süredir enfeksiyon kontrolüyle ilgilenen bir hekim olarak gerçekten bu pandemide biz de her gün yeni bir bilgiyle güncelleniyoruz. Ve hem Dünya Sağlık Örgütü'nün hem de Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda ve hem Çin'den hem de diğer ülkelerden gelen bilimsel verilerin ışığında yol almaya çalışıyoruz. Şimdi tabii bu Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni açıklaması emin olun bizleri de biraz hafiften ürküttü. Ama hekimler olarak şunu söyleyebilirim. Biz yine de ülke olarak şanslı bir ülkeyiz. Çünkü gerçekten birçok deneyimden sonra Türkiye'ye geldi. O Özür bağlamda dilerim. Bunu biraz daha açar mısınız? Çünkü o kadar çok insan soruyor ki bunu. Ya biz hani iyi miyiz gerçekten? İşte Amerika'ya baktığımızda İtalya'ya bakıyorlar, İspanya'ya bak. Hem ürküyorlar hem bir taraftan da iyi bir şey duymak istiyorlar. Yani gerçekten derken bunu tırnak içine söylüyorum. Gerçekten iyi miyiz? Gerçekten Türkiye olarak, ülke olarak iyiyiz. Bir kere bu salgını Türkiye'de geç başlamış olması bizim açımızdan çok büyük bir avantaj oldu. Bu çok net. Ve yeterli ekipmanımızı sağlamak, bunun tedarikini gerçekleştirmek noktasında bize zaman kazandırdı. Bu ikinci avantajımız. Üçüncüsü, gerçekten rehberler hazırlayabildik hızlıca. İşte bilim kurulunun çalışması için daha geniş bir zaman oldu. Bizlerin okuması için daha geniş bir zaman oldu. Diğer ülkelere göre biz biraz daha hazırlıklıyız gerçekten. O nedenle daha şanslı olduğumuzu Şu düşünüyorum. veriler peki hocam, işte vaka sayımız, Evet, günlük şimdi paralizasyon. şöyle. Şimdi bu veriler yükselişte olduğunu görüyoruz. Bunu da zaten bekliyorduk. Bu öngörülere sahiptik. Öngördüğümüzün dışında bir şey yok şu an için. Burada işte şu çok önemli. Bu iş
sadece sağlık çalışanlarının, hastanelerin gayretiyle gerçekleştirilebilecek bir mücadele değil bu. Bu bir halk sağlığı sorunu ve tüm toplumun buna iştirak etmesi lazım. O nedenle sağlık çalışanları olarak işte Sağlık Bakanlığımız, bizler hazırlandık ve dediğim gibi hem bilimsel verilerin ışığında hem de diğer ülkelerin deneyimlerinden faydalanarak almamız gereken önlemleri alıyoruz ve yapmamız gerekenleri eksiksiz yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama bu bir halk sağlığı sorunu ve toplumun da bu konuda bize mutlak yardımcı olması lazım. Daha ilk günden itibaren sosyal izolasyonun çok önemli olduğunu söyledik. Evde Kal Türkiye kampanyaları başlatıldı. Hekimler olarak bizler burada sürekli bilgilendirmeler yaptık. Sizler ekranlardan her gün gerçekten de çok aydınlatıcı yayınlar yapıyorsunuz. Bunlar artık halkın bu konudaki bilgi düzeyini çok artırmış olmalı. Ama dünden itibaren şunu da görüyoruz. İstanbul, İzmir, Ankara kalabalık şehirler beklediğimiz üzere vaka sayılarının yüksek olduğu yerler. Çünkü buralarda sosyal izolasyon kurallarına uyum olayı gerçekleşmemiş. Ve burada işte insanlara artık rol düşüyor. Onların üzerinde bu konu. Eğer evlerinde olmazlarsa, gerekmedikçe dışarı çıkmama kuralına uymazlarsa ve dışarıda yakın mesafelerde olmamayı, el hijyenine ki en önemli bulaş yolu, maskeye çok odaklanıyoruz. Evet önemlidir ama ondan da daha önemli olduğuna inandığımız, çünkü el hijyeni olmadığı takdirde maske tek başına hiçbir işe yaramıyor. Maske meselesinde sizin kanaatiniz nedir? Yani bunu hasta olanlar mı taksın, herkes mi taksın? Şimdi başlangıçta şöyleydi. Gerçekten hasta olanların takması çok mantıklıydı. Ve hala daha Türkiye açısından bu eşiği geçtiğimizi düşünmüyorum. Ama şunu artık dikkate almak zorundayız. Toplumdaki, Türkiye'deki sayılar çok yüksek olmamakla birlikte artık herkesin pozitif olduğunu düşünmemiz lazım. Burada en önemli nokta da şu. Sadece hastalık belirtisi olan kişiler bu virüsü yaymıyorlar. Hastalık belirtisi olmadan, yani belirtiler başlamadan 2 gün önceden itibaren bulaştırıcılık başladığı için hiçbir bulgusu olmayan kişilerin de bu virüsü yayabileceği durumunu göz önüne aldığımızda artık herkes bulaştırıcı düzeyde. Ve bu nedenle risk, yani bulaştırma olasılığı olan kişi olarak kabul etmek zorundayız. Herkese artık COVID-19 pozitifmiş gibi görmek ve ona göre davranmak zorundayız. Bu artık şu anlama geliyor. Yani bütün ülke, alt komşu, üst komşu, hepimiz koronayız, buna göre yaşayacağız. Aynen öyle. Biz de hastanelerde artık şuna dikkat ediyoruz. Gelen her hasta COVID-19 hastası olabilir. Ve buna göre önlemlerimizi almaya başladık. Bu artık toplum içerisinde belli bir yayılıma ulaştıktan sonra yapılması gereken temel mekanizma. Artık o noktaya ulaştık. Dolayısıyla burada en kritik nokta, hemen her gün her hekimin, bu konuda uzman olan herkesin söylediği şey ortak. Çünkü bilgi tek. Burada sosyal izolasyon çok önemli. Evde kalmak çok önemli. Hastanelerde de aynı şekilde bütün sağlık çalışanlarının izolasyon kurallarına, standart önlemlere, damlacık önlemlerine ve temas önlemlerine kesintisiz tam olarak uyması çok önemli. Hocam çok... Buyurun. Şunu söyleyebilirim. Bu enfeksiyonlarla mücadelede bütün herkesin ortak yaklaşımı olmazsa, zincirde herhangi bir kırıklık gerçekleşirse, o zaman biz bu mücadelede gücümüzü azaltmış oluyoruz. O nedenle vatandaşlarımızın gerçekten biz sağlıkçılara mutlaka yardımcı olmak adına evlerinde kalmaları çok çok önemli. Ve el yıkamaya ve uygun mesafede birbirleriyle olabildiğince az sosyalleşme noktasında bize yardımcı olmaları çok önemli. Bu konuyu altını tekrar çizmek istiyorum. Çok teşekkürler. Hem anlattıklarınız hem bir kez daha bu konunun altını çizdiğiniz için. Doçent Doktor Refise Öztoprak Çuvalcı'yı ağırladık. Hemen bu açık.